Yani kimseyi asıl suçlamak istemiyorum burada ama belki suçlanmayı hak edenler var. Sureti haktan görünüp muhalefet e, eleştirisi yapanların, muhalefet eleştirisi e, yapmaya devam edenlerin bu manada doldurmaları lazım iddiaların altına. Kılıçdaroğlu'nun kolayca kazanamayacağını ima etmek üzere bunu yapanlar aynı zamanda iktidarın iktidarın, iktidarın yağ, yağ sürüyorlar. Bunların maskelerin indirilmesi lazım. Yani isim de vereyim. Özer mesela. Özel Sencar, Metropol. İştiyakla, arzuyla bunu yapıyor. Mesele ekonomiden herkese merhaba. Bugünkü konuğum Kadri Gürsel. Kadri Gürselle seçime doğru Türkiye'nin iç ve dış siyasetini konuşacağız. Kadri Gürsel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim konuk ettiğiniz için beni yeni stüdyolarımızda. Biz teşekkür ederiz. Ee, hayırlı olsun ee, diyeyim. Çok güzel programlar. Sefa getirdiniz. Sağ olun. Evet, sağ olun. İç siyasetle başlayalım isterseniz. Bu hafta e, bizim seçim günlüğü programında İbrahim Uslu'ya da benzer bir soru sordum. Bununla başladım. Şimdi bir süredir şöyle bir hava var. E, muhalefet o ses getiren, söz getiren e, güçlü, atak dinamik e, rüzgarını biraz kaybetmiş gibi bir e, hava var. En azından bu dillendiriliyor muhalif seçmen. Bir de hafif bir yılgınlık ve ümitsizlik son 1-2 aydır gözlemlenebilir Tabi buna mukabil AKP'nin de atak bir oyunu var. İşte ekonomi paketleri, yasal düzenlemeler, bir taraftan işte Erdoğan'la Putin'in görüşmeleriyle uluslararası konjonktürde de vaziyeti toparlıyormuş gibi bir hava. Üstüne üstlük de sansür yasasıyla tam sağ pres, muhalif ve muhalif seçmenin söz üretme kabiliyetini sınırlandırmaya çalışan atak oynayan bir iktidar var. Bu da işte 2-3 ay önceki daha ümit var havayı muhalif seçmendeki biraz bozdu gibi. Ne dersiniz muhalefetin lehine esen rüzgar e, tersine mi döndü? Aynı soruyu sorayım istedi. E, ben muhalif, muhalif seçmenin havasının bozulduğunu hangi bulgulara dayanarak e, zannediyoruz, varsayıyoruz onu anlayabilmiş değilim birincisi. Yani. Peki pekala. Yani o, onun için elimizde somut bu bulgu yok, veri yok. Yani muhalif seçmenin havası niye bozulsun? Muhalif, seçmenin muhalif olmasının çok belirgin nedenleri vardır. O nedenlerin ortadan kalkması lazım. O nedenlerin en başında da Türkiye'nin çok çok kötü yönetilmesi geliyor. Ekonominin içinden çıkılmaz bir halde olduğu gerçeği var. Ve bu iktidarın, bu iktidarla bu ekonomik krizden çıkılmasının mümkün olmadığının seçmen tarafından, muhalifleşmiş seçmen tarafından görülmesi gerçeği var. O zaman şunların olması lazım. Yani bu iktidar galiba işte e, ekonomik krizden ülkeyi çıkartacak mı acaba? Bu ölçülmüş müdür? Bilmiyorum açıkçası. Çünkü bu yönde herhangi bir çaba görülmüyor. Şuysa eğer yani enflasyonun etkisini hafifletmek için enflasyonla mücadele etmek yerine piyasaya para pompalamaksa e, çare bu paraya güvenerek bu seçmen eğer para gelecek diye yani yaşasın aralıkta maaşlarımıza dolgun bir zam yapılacak diye bekliyorsa bunun, bunun bunun da ben açıkçası yani önceden satın alındığını falan zannetmiyorum görmüyorum böyle bir şey. Şimdi bunu bunu yaptığın zaman enflasyonu daha da arttıracaksınız zaten. O bakımdan ben e, hani ocak ayında bir geçici rahatlama görülecek olsa bile insanlarda ben bunun güven verici olacağı kanaatinde değilim. Bahara doğru, yaza doğru çünkü e, katlanarak artacak bir yani enflasyonist bir kısır döngü ve aslında bir bur, bir e, e, sarmalın içine gireceğini gösteriyor bu Türkiye'nin. Yani muhalefetin eski dinamizmini efendim gündem belirleyen ataklığını falan kaybettiği yönündeki iddia da altı boş bir iddia, mesnetsiz bir iddia. E, neticede yani CHP Genel Başkanı bir Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitti. Ama Amerika'ya gitmesiyle de gündem oluşturdu. Efendim New York'ta Türkan Vakfı'nın gökdelenin önünde video yapmasıyla da gündem oluşturdu. E, tartışılır e, elbette bu e, işte başörtüsüne başörtüsüne yasal güvence Yine e, içeren yasa önerisiyle de gündem oluşuyor. Hatta gündem belirlendi. Oluşturuyor cevabı. Evet yani da ön aldığı da görülüyor. Hı. Ben açıkçası diğer taraftan da ikinci turun ikinci tur altılı masa ikinci turun ilk görüşmelerinde komisyonların e, oluş, e, oluşturulması ülkenin ülkenin nasıl yönetileceğine dair ortak politikalar üzerinde siyasi partilerin uzlaşması anlamına geliyor. Yani şimdi 1 28 Şubat deklarasyonunda anayasadaki yasama, yürütme, yargı prensipleri konusunda nasıl şekilleneceği hususunda anlaştılar. O bir çatı çıktı ortaya. Şimdi de ülkenin nasıl yönetileceği konusunda anlaşıyorlar. Bu eski koalisyonlara benzemiyor. Eski koalisyonlarda yani bir protokol düzenlenebilirdi vesaire ama burada e, partilerin adeta benim öteden bir iddiam bu parantez açayım. Ben altılı masanın Millet İttifakı artı altılı masanın bir tarihsel blok olduğunu iddia, iddia <laughs> ediyorum. Bunun bir tarihsel blok davranışı olduğunu bir kez daha ortaya koydular. Dolayısıyla yani kimseyi asıl suçlamak istemiyorum burada ama belki suçlanmayı hak edenler var. Sureti haktan görünüp muhalefet e, eleştirisi yapanların muhalefet eleştirisi e, yapmaya devam edenlerin bu manada doldurmaları lazım iddiaların altına. Doldurmadıkları sürece bence işte burada biraz aslında en yani zaman ve enerji kaybına yol açıyorlar. Çünkü daha seçimlere çok var. E, seçimlere çok olmasına rağmen bence zamanlamayı, zaman zamanı Gayet, e, gayet faydalı, gayet ekonomik şekilde kullanan bir muhalefet var. Yani geç kalmış bir muhalefet yok. Niye misal muhalefet e, ortak adayını şimdiden açıklasın? Buna hiç gerek yok. Yapılacak işler belli. Çok gerçekten isabetli bir öncelikler sıralaması yaptıkları ortada. Ve şu an ortak adayın açıklanmasının zamanı kesinlikle değil. Çok yanlış olurdu ortak aday açıklanması. Peki ortak aday açıklanmasa da. da en azından bazı temel politikalarda mutabakat metni hazırlayıp hmm. ya da bir çeşitli ortak programlar sunmaları için de mi erken sizce? Hayır erken değil. Şimdi zaten onu yapıyorlar. Onu yapıyor. Yani onun çalışmaları ama, sürüyor. Ama şimdi bu bu konuda genel siyasi çerçevenin belirlenmesinden önce yapılması gereken bir şey değil bu. Yani Türkiye'nin ekonomik krizden nasıl çıkacağı, çıkacağını şimdiden açıklamak falan vesaire. Cephanenin zamansız kullanılması o. Siyasi sermayenin, siyasi cephanenin zamanda kullanılması için seçimin ilan edilmesi gerekiyor. Seçim ilan edilmeden bunların yapılmasının anlamı ve alemi yok. Yani bunu herhalde herkes takdir eder. Dolayısıyla ben birincisi muhalefetin efendim dinamizmini bir ölçüde kaybettiği, Eskisi gibi işte ne diyordunuz gündem, gündem belirlemekte yetersiz kaldı. iktidarın bu konuda öne öne çıktığı falan iddialarını tebessümle ve işte rezerv katılmıyorum kesinlikle katılmıyorum. Elbette ki iktidarın eli kolu bağlı değil. Yani oturmuşlar kaderlerine razı bir şekilde işte 2023'te mayıs ayında ya da neyse seçimde yenilerek gitmeyi bekleyecek halleri yok. Onlar da bir şeyler yapacaklar. ve ne yaptıklarına o zaman yani, yani ne yaptıklarına bakarız yapacaklarının ve yaptıklarının kendilerini iktidarda tutup, tutup tutmayacağını da ayrıca değerlendirmek gerekir. Ama bunları yapıyorlar diye ben bugün Türkiye'de öteden beri öngördüğümüz gidişatın ki bu iktidarın yenilgisidir değiştiğini de bunun bunların bu gidişatı değiştireceğini hiç zannetmiyorum. Bunun, bunu sorgulamamı gerektirmiyor bugün olup bitenler. Çok yüzeysel şeyler bunlar çünkü bugün olup bitenler çok yüzeysel. Esası kaçırmayalım, esası ıskalamayalım. Esas orada duruyor. Esas e, Türkiye'nin 2018'den beri ucu açık bir ucu açık ve derinleşen ve giderek kötüleşen bir ekonomik kriz girdabında çalkan, çalkalanıp durmasıdır. Şu dediğiniz çok haklısınız bence de esası kaçırmak meselesi yani böyle anlık günlük gelişmeler ya da e, ufak hamleleri manevralarını iktidarın kendini muhalif olarak tanımlayan bir grup kanaat önderi gerçekten çok hızlı ve feveranla tepki veriyor ve sanırım o düşünce o e, endişede de dolaşıma giriyor. Buna benzer şekilde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı e, hakkında da benzer bir şey hı hı. olduğunu söylemek mümkün tabii. Yani aynı e, muhalif kanaat önderlerinin bir ağız birliği halinde endişeyle e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı ya da sürekli o e, adaylığın Kılıçdaroğlu'nun eksikleri ve hmm. e, aday olursa potansiyel e, tehlikelerinin e, altının çizilmesi gibi bir şey var. Ne dersiniz? Siz de gözlemliyor musunuz? Tabii ki gözlemliyorum. Hem de yani e, irkilerek gözlemliyorum ben bunu. Çünkü aslında işte sureti haktan görünen Hı hı. Bazı kanaat ıı, önderleri, ıı, araştırmacılar enteresan şekilde kararsızlaşmış AKP, eski AKP seçmenin tekrar rüvaya kitleler halinde büyük oranlarda ıı, döndüğü yönünde bir ıı, veri paylaşıyorlar. Israrla. Ee, Israrla paylaşıyorlar, sürekli paylaşıyorlar. Yani bir kamuoyu şirketi mesela, kamuoyu araştırma şirketi, aylık araştırma yapıyorsa gibi çok yüksek bir tempodur. Bunun sonuçlarını... ...her periyodun sonunda açıklar. Bir çok Ama bunu, bunu bir üç, gün gibi. Bir, üç günde bir konuşmayı gerektirmez. Bu da evet. bir kampanya yürütüldüğü çok açık. Altılı Masa'nın ortak adaylık e, mücadelesinde... ...siyaset mühendisliği yapan araştırma şirketleri ve araştırmacılar... ...Kılıçdaroğlu'nun kolayca kazanamayacağını ima etmek üzere bunu yapanlar... ...aynı zamanda iktidarın... ...iktidarın ya sürüyorlar. Yani iktidara biraz hamle ederlerse biraz daha basar basarlar ve bastırırlarsa seçimleri pekala alabileceği yönünde cesaret taşılıyorlar, ümit veriyorlar. Kamuoyunda da o psikolojiyi yani Tabii yaratıyorlar. Yani. Çok bu manada bence yani çok çok büyük zarar veriyorlar Türkiye'ye şu an. Evet. Şu an Öyle işte, evet. Yani çok bunla, bunlarla bunların maskeleri indirilmesi lazım. Yani isim de vereyim Özer Sencar mesela. Özel Sencar, Metropol. Hı hı. İştiyakla, arzuyla bunu yapıyor. Yani demin ima ettiğim kişi de oydu zaten. Hı hı. Yani, yani. İzleyicilerin anlamıştır. Bir anlamıştır bir de, da araştırma yayınlıyorsan, <laughs> ayda bir yayınlıyorsan buyur konuş. Ama aynı araştırma üzerinde üç günde bir tepinmenin tepiniyorsan o zaman e senin bir ajandan var demektir. O ajandanın ne olduğunu da ben burada tartışırım. Çok açık. Çok açık bu yani. hafta Fatih Altaylı da zaten özel seyircilere yönelik bir yazı yani. karemi aldı. Yani, e, tabii yani bu bu kadar <laughs> bu kadar e, etki uyandırırsan tepki de gelecektir. Çok normal o. Belli ki yani iktidarın gideceği artık elle tutulur, gözle görülür bir hal almış ve dara gelmek, e, iktidar olmak, e, altılı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı e, olmak onurlu bir hedef olsa gerek, cezbeden bir hedef olsa gerek ki Burada da bir rekabet hala devam ediyor. Bu rekabeti sütre gerisinden destekleyen, etki etmeye çalışan oyuncular var hı hı. Türkiye'de. Misal, yani bir araştırma şirketinin ben e, CHP'yi %20'de gösteren anketine kati surette inanmam, saygı duymam o şirkete. Hatta o araştırma şirketi CHP'yi bir sonraki araştırmasında işte daha düşük e, sa ki ona o, o çok müphemdir ee, ya da işte e, iktidarın oyunun arttığını e, ilan eden araştırma şirketleri vesaire burada da bir Kılıçdaroğlu'nun kazanabilir aday kriterini doldurmadığı rahat kazanabilecek bir adayla ancak seçime girilirse seçimlerin e, adına kazanabileceği e, yönündeki bir bir tez. desteklenmesini sağlıyor bu veriler. İşte mesela ikinci tura kalırsa seçim iki, e, altılı masanın adayı kazanamaz diye de üstelik heceleyerek söyleyenler de var. Neye göre bunu yapıyorlar? Hangi hesabı, hangi kitaba dayalı olarak yapıyorlar? Kazana, kazanabilir bir aday olmadığı Kılıçdaroğlu'nun iddiasını güçlendirmek için yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni olduğundan az İktidar ise olduğundan yukarıda o artı eksi 2-3 neyse yanılma payı büyük imkanlar sağlıyor. Yani birinden eksi eksiltip diğerinden arttığım zaman zaten 4 puan falan gibi çok önemli şeylere ulaşıyorsunuz. Ya ve zaten ben, adını vermeden e, İmamoğlu aday olmalı demek gibi İmamoğlu bir argüman. Siz söylediniz. E, yani aslında İmamoğlu'nun, İmamoğlu'nu... E, İmamoğlu farkında mıdır değil mi de bilmiyorum tabii bunu. İmamoğlu'nun adaylığı gönlünde, İmamoğlu'nun adaylığı yatan bazı evet. mi, bazı kesimler, bazı gruplar ya da kişiler de CHP'yi yani eşyan tabiatına aykırı şekilde düşük gösteren bir, bir takım anketler evet, yayınlıyorlar. Evet. Açıkça söylemek yerine böyle bir, Anket, bir böyle bunu dolan bunu, yani başlı bunu, bir argüman üretiliyor. Yapıyorlar evet böyle oluyor. Vallahi ilginç tabii yani hani ben burada e, hani kendimi İmamoğlu'nun yerine koyuyorum. Şöyle düşünüyorum yani şimdi... ...ya hani seçimler oldu... ...bir enkaz devralındı... ...çok e, acı bir reçete... E, ...verilecek Türkiye halkına ve bu reçete yani... ...gerçekten... ...Türkiye'de enflasyon kontrol edilmesi, Türkiye'de yapısal reformların e, yapılması vesaire açısından halkın bazı fedakarlıklara katlanması gerekecek ve bu konuda sorumlu o gün ülkeyi yöneten kişi olacak. Cumhurbaşkanı olacak. Ve o, o Cumhurbaşkanı büyük bedeller ödeyecek. Yani halk maalesef mevcut 20 yıllık iktidarın yanlışlarının ağır bedelini üstlenirken bunların siyasi bedelini de o Cumhurbaşkanı üstlenecek. Niye bu Cumhurbaşkanı, işte o Cumhurbaşkanı olmak için bu kadar e, arzu duyulur, anlamıyorum. Hı. Yani neticede altılı masanın e, ortak planı en kısa süre içinde parlamenter demokrasiye geçmek. Yani Hı. 2023'te seçeceğimiz Cumhurbaşkanı, yani muhalefetin adayı seçilirse, iki yıl, bir üç yıl en fazla iktidarda kalacak. Ondan sonra bırakacak parlament, Türkiye'yi parlamenter e, rejime götüren önce önce anayasa referandumu ardından seçimler yapılacak ve bırakacak. Hı hı. Ve bana kalırsa o aday bir daha seçilemeyecek. O adayın e, siyasi hayatı büyük ölçüde e, bitecek. Hı hı. Yani çünkü ülkeyi büyük badirelerden kurtaran büyük liderlerin aynı zamanda e, siyaseten günün sonunda hayatlarının bittiğini tarihte pek çok örnekte çok, çok var. Çok var. Çok var. Yani e, bunun için ben bu görev için e, en uygun adayın Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum. Yani Ekrem Bey'in hmm. önünde daha uzun bir siyasi kariyer var. Öyle evet, çok değil mi? Daha değil çok, mi? Genç, evet. çok, çok genç. Çok, çok, tabii, çok tabii. genç. çok daha çok her boyu göreceğiz üstelik, üstelik daha iyi. yani bir İstanbul e, Büyükşehir Belediye Başkanlığında bir de iktidar değiştikten sonra bir hakkın şu an yapılamıyor. Bir hakkın yapmasına izin vermiyorlar. Hı hı. ...bir rahatlamış olarak bir yap... ...yani kendini bir göster... ...şimdi kendisini göstermesine izin vermiyorlar onu... ...yani... ...harcama yapamıyor... ...her şeyini engelliyorlar... İcraat, ...icraatını büyük ölçüde engelliyorlar... ...yine yani ben performansının... ...bu şartlar altında çok... ...yüksek... ...parlak olduğunu düşünüyorum... ...bir de elleri... boş, ...serbestken yapsın... ...göstersin... ...ve yüzünde... ...ve kariyerini bu manada tahkim etsin... ...siyasi kariyerini... ...ondan sonra bence Ekrem Bey'in hem de bu arada tecrübe kazanmış olur. Ülkeyi daha yakından tanır. ondan sonra da önünün önün açık olacağı kanaatindeyim ben Ekrem Bey'in. ama Kılıçdaroğlu ise zaten işte bu altılı masanın Türkiye'de muhalefetin ittifak kurması ve bu ittifakın bir şartlar da öyle gerektirdiği için bir arada şartların zorlayıcılığı var ama şartların zorlayıcılığına doğru cevabı vermek gerekiyor ittifakın ...sağlam temeller üzerine oturması için bunu ben ben Kılıçdaroğlu'nun başardığını düşünüyorum büyük fedakarlıklar yaparak. Ve e, ülkenin bu e, müptezel rejimden e, çıkartılıp e, doğru işlem işleyen bir demokrasi, bir e, hukuk devleti, parlamenter e, rejime dönüştürülmesi e, açısından rejimin... E, ...Kılıçdaroğlu'nun ideal e, bu, bugün şartlarda, yani bugün şartlarda en en doğru aday olduğu kanaatindeyim. Bir sizin de benzer şekilde. Ama kanaatimi de yani açık açık aylardır söylüyorum <laughs> her yerde. Niye? Yani, yani benim kanaatim bu. Yani öyle. Niye söylemiyorsun? Niye söylemiyorsun kanaatim bu değilse? Ee, yani dediğiniz gibi bu böyle işte şu anki Kanunlar ve yetkilerden ötürü böyle sınırsız bir güç tabii ki e, hı hı. Cumhurbaşkanlığı ama zaten plan rejimin değişikliği olduğu için bir güçten çok bir sorumluluğa talip hı hı. şu an hı hı. o pozisyona gelecek. Hı hı. Ateşten gömlek yani. Mutlaka gelir gelmez bir kere hangi güçleri kullanmayacağını ilan edecek. Evet, Bazı evet. güçlerden feragat edecek. Yani e, böyle güç kullanmaya çok hevesli birinin e, bu makama bu, bu noktada gelmemesi lazım. Evet, evet. Çatışma doğar. Evet. O yüzden de Kılıçdaroğlu yani, yani bu yani kendini gerçekleştirmiş olacak gibi bir hikayesi. Bu protokolü. Sonra. Bu siyasi protokolü muhalefetin arasındaki bu bu anlaşmayı, bu uzlaşmayı ki ben anlaşma uzlaşmadan daha öte bir şey olduğunu düşünüyorum. İkiselleştirilmiş, iç, içselleştirmiş, bunu istemiş. Bunu planlamış bir kişinin gelmesi lazım. Yapması lazım ve güven vermiş bir kişinin. Yani Kılıçdaroğlu'na altılı masanın bütün e, bileşenleri güveniyor. Ha, bazı rezervleri olabilir. Bazı işleri yönetme tarzından dolayı. Yani ama Kılıçdaroğlu'da neticede açık konuşalım. O da işte anketlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden yüksekte görünmesinden dolayı bir bir neredeyse tırnak içinde bir iktidar mücadelesi veriyor. Genel başkanı olduğu partinin içinde. Evet. Ee, böyle bir tuhaf, bir, bir anormal bir durumla da karşı karşıyayız verdiği bu mücadelenin e, yan etkileri var. Yan etkileri içinde tabii ki tuhaf karşılanmak da oluyor altılı diğer bileşenleri tarafından. Yani kendi ortak adaylığını empoze etmiş gibi algılanıyor altılı masaya. Halbuki bu manada aslında Kılıçdaroğlu e, parti içinde parti oldu. parti yani parti içine aynı zamanda da kamuoyuna Doğru adayın kendisi olduğunu ve bunu istediğini ve bunu başaracak kapasitesi, kapasitenin kendinde olduğunu, olduğu mesajını sürekli veriyor. Bunu yapıyor, bunu yaptı yapmaya devam edecek. Ama ben önemli ölçüde sonuç aldığını düşünüyorum Kılıçdaroğlu'nun. Bir araştırmacıdan duyduğum, ondan aktarayım ama kendisinden yani, yani izin alacak durumda değilim. Şu an aklıma geldi, isim vermeyeceğim o yüzden çok doğru bir tespit yaptı. Geçen hafta duymuştum bir sohbetimizde. Yani Kılıçdaroğlu'nun bir paradoksu var. Bir, bir açmaz demiyorum ama bir paradoks. O da şu. Kılıçdaroğlu'nun oyları ortak aday olduktan sonra büyük ölçüde artacak. Hı hı. Bunu göreceğiz. Yani ortak aday ilan edildikten sonra Kılıçdaroğlu'na verilen destek Desteğin kamuoyu araştırmalarında çok yükseldiğini göreceğiz. Ama aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olarak rahatlıkla ortak aday, bu tartışmalar olmadan ortak aday e, olması için de oyların artması lazım. Hı -hı. Şimdi yani Her şey paradoks. bu paradoks. Yani oyları artmadığı artmadığı için de, oyları demin de desteği Hı -hı. desteği düşük göründüğü için ortak adaylığı kuşkulu ama ortak aday olduğunda zaten o kuş kalkacak. kalkacak. Yani evet. bunun belki konuşulması ve bilinmesi Kılıçdaroğlu şüphecilerinin de biraz hani daha sağlıklı düşünmelerine alınmasınlar <laughs> vesile olabilir. Burada duralım isterseniz. Evet. Sadece görüşsel. Daha konuşacak epey şey var ama zamanımız kısıtlı. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Rica ederim.